Evet. Lahana sarması saracağız. Nasıl yapacağız? Çalışan hanımlarımıza kolaylık olsun diye bütün haşlayacağız, böyle keseceğiz. Ben yardım da edebilirim. Böyle tamam, rica edeyim böyle. Yüzüklerimi çıkartayım bu arada. Kesme biçme işlemlerini iyi yaparım ya. Bakın burada Sultan Hanım, tahtamız, mutfağım şahane, önlüğümüzü hemen takayım size ben. Tahtamız aferin. Hareket ediyor. Geçen gün konuşmuştuk hani altına ıslak bez koyun diye. Hatta bir izleyicimiz demişti ki Ayvaş'ım niye sen bez koymuyorsun diye eleştirmişti beni. Efendim biz bezimizi koyduk, şu an hareket etmiyor. Şimdi ben bunları bu şekilde mi yapayım? Siz evet. Bana tarif edin. Evet, böyle çıkartacağız şefim. Bunu yapmamızdaki sebep daha bunu iyi bir yaprak elde etmek için. Nasıl yapacağız? Kesmeyeceğiz. Dedik kesmeyeceğiz. Çalışan hanımlarımız için hani lahana sarması sarma dendiği zaman çok lezzetli oluyor. Ama fakat, uğraştırıcı bir iştir. Evet. Şimdi yemesi kolay, lezzetli ama sarması zahmetli olduğu için biz bunu böyle bütün gün şeklinde saracağız. Böyle haşlayacağız. Nasıl haşlayacağız? Suyumuz burada kaynıyor. Tuz attık. Önce bunu şefim... Ha, kestiğimiz yönden koyacağız içine. Evet. Bu taşabilir. Ben biraz suyunu alayım. Birazcık şöyle. Efendim görüyorsunuz yani mutfaklarda olur böyle şeyler. Anam yandım. Şefim bir saniye, ben yardım edeyim. Şefim bir dakika. Şöyle çıkartalım. Elinize dikkat edin. Aman şöyle. aman. Yeriye su doldur dedik. O da ağzına kadar doldurmuş. Şey payı bırakmamış. Biraz daha alalım. İçine giren malzeme payı bırakmamış. Ay. Ama çözeceğiz inşallah. Onu da çözeceğiz. Mutfakta çareler tükenmez şefim. Şimdi bunu böyle birkaç dakika haşlayacağız. Kapatalım. Böyle kalsın olur mu? Kalsın böyle. Ama biz programımız kısıtlı olduğu için program öncesi şefim sardık. Bugün burada ne yapacağız? İzleyicilerimize haşlanmasını göstereceğiz. Nasıl yapacaklar? Ve program öncesi burada sardığımız sarmamız var. Fakat ben izleyicilerimize göstermek istiyorum. İçini isterseniz, içini bir hazırlayalım mı? İçine ne katacağız? Ben size bir şey vereyim karıştırma için. Yani burada Derya bir cam alalım şöyle. Hazırlayacak şeyden. Mıyız içini burada? Bir gösterelim hani ne kadar pirinç koyacağız, ne koyacağız. Tamam. Sonra zaten yapılmışlarımız var. Bunları güzel dizmeyi de gösteririz. Hı hı. Yani burada şimdi sarmayı ben soğan soyayım mı size? Tabii. Kaç tane istiyorsunuz? Ben soyayım. Hadi sen soy. Ben soyayım. İki tane yeterli olacak. Bakın iki tane böyle birbirinden hızlı çırağınız var. Bize iş yaptırın. İki tane soğanımız. Evet şimdi Derya ile soğan soyma yarışındayız. Bakın benden en az 10 dakika önce başladı. Ben soydum şefim vallahi. Bitirdim. Burada neyimiz var? 500 gram kıymamız var. 500 gram kıymamıza 2 su bardağı pirinç ilave ediyoruz. Bol etli olması için. Bunlar doğranacak mı, rendelenecek mi? Evet bunlar doğranacak. Kesinlikle ve kesinlikle hanımlara şunu belirtmek istiyorum. Mücverler yanmasın. Doğrayıcı da yapmasınlar. Sulandığı için çok, lezzet gidiyor. Çok güzel bir şeye değindi. Doğramalarını tavsiye ediyorum. Bununla ilgili ben hep şey söylüyorum. Şimdi metal çok değdiği zaman bu blender ve robotlarda acılaştırır. Aynen, aynen. Siz hangi ayarda doğramamı istiyorsunuz? Küçük böyle. Burada ben biber salçamız var. Onu ilave edeyim. Hı-hı. Bir kaşık rica edebilir miyim? Tabii oradan bir kaşık var alalım. Şurada alırım ben. Burada biber salçamız var. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bu bir tane iri lahana için değil mi? Evet. 2 yemek kaşığı domates salçamız var. Onu ilave edeceğiz. Burada herkes damak tadına göre baharatları ilave edebilirler. Ben burada kimyon ilave edeceğim. Çok güzel, mide dostudur. Evet, mide dostu, hazmettirici. Karabiber ilave edeceğim. Mücverleri çeviriyorum şefim. Burada şefim biber ilave ediyoruz. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben baharatlarımı Urfa'dan temin ediyorum. Süper. Urfa isodu, Urfa kurları şahane. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir soğan çok mu yeterli? Yeterli mi? Kalabilir. Onu da şefim çiğ bireye kullanırız. Aa süper. Bir dişte sarımsak. Sarımsağı da doğruyorum. Birazcık yağımızı ilave edelim. Zeytinyağı mı, sıvı yağ mı kullanıyoruz? Sıvı yağ kullanıyoruz. Atıyorum içine. Tabii ki. Eldiven kullanmamı ister misiniz? Hiç fark etmez. Ben eldiven de kullanabilirim. Elinizi yıkıyorsanız eldiven zaten kullanmaya gerek yok ama elime bulaşmasın diyorsanız ben yoğurabilirim. Siz bana tarif edin. Siz elinizi kirlemeyin. Şefim burada şimdi bunu önce ben nasıl yapıyorum? Görüyorsunuz her evde, zaman kendi şefiniz olmuyorsunuz yani. Kendi yaptığım gibi önce pirinci atmadan evvel yoğurayım mı? Yoğurun ama maydanozumuz var. Maydanoz koyarız, onu da koyarız. Sıkıntı yok. Şunları bir yedireyim istiyorsanız. Önce yediriyoruz.
Burada ne yaptık? Soğanımız var, sarımsağımız var, yarım kilo kıymamız var, baharatlarımız var. Damak tadına göre ilave edebilirler. Acı seven acı çok yapar. Acı sevmeyen acısız yapar. 2 su bardağı pirinç çok güzel yetiyor. Pirinci ıslıyor muyuz, yıkıyor muyuz? Yıkıyoruz. Derya, şu pirinci bir yıkayalım istiyorsan. Tamam şefim. Şeye, süzgece alalım. Tam bu anne usulü. Evet. Böyle evet, iri soğanlı. Evet, aynen. Şefim, ben çocuklarıma evde nasıl yapıyorum? Anne usulü, sadece etin tadını alsınlar diye yaprak sarması yapıyorum. Sadece soğan, sarımsak, biber salçası, domates salçası, hiç baharat koymadan öyle yapıyorum. Çok nefis oluyor. Onu da tavsiye ederim yani. Vallahi bizim seyircilerimizin hepsi mutfağa giriyor. Bir kere bize gelen videolardan zaten siz de izlediniz. Evet. Herkes, çoluk, çocuk mutfakta. Ne güzel. Onun için biz gerçekten, ben bu konuda mutluyum. Toplum olarak hazır yemek tüketmekten yöresel tatlarımızı, anne yemeklerini unutur hale geldik. Bence mutfağa girin, mutfaktan kopmayın. Maydanozumuzu da ilave ediyorum. Evet, pirincimizi ilave ediyoruz şefim. Onu da yoğurayım ben güzelce şöyle. Şey diyorlar ya şefim, ben şunu söylemek istiyorum. Hani çocuğum sevmiyor ama çocukların küçükken lezzetleri tattırırsanız, anneler yaparsa çocukların ne oluyor? Damak tadı o lezzete alışmış oluyor. Büyüyünce de unutmuyor. Büyüyünce de unutmuyor o lezzeti gerçekten. Çocuk da hazır hazır fast foodlarda beslenmiyor. Aynen öyle. Toplum olarak da ne yapıyoruz? Obezitenin önüne geçmeye çalışıyoruz. Evet, evet, dolma içimiz herhalde birazcık da hazır. Şefim, nar ekşisi var burada. Oo. Bunu zaten çiğ çiğ yiyesi geliyor insan. Evet, mis gibi koktu değil vallahi mi? Çok güzel. Çok güzel koktu. Hmm. Peki buna nar ekşisi yoksa koruk konulabilir mi? Ya da... Nar ekşisi olur, sumak ekşisi olur. Heh. Hani elle sumak ekşisi elde etmek için de sevgili izleyiciler, sumağı illa pataküte içine atmanıza gerek yok. Birazcık ılık suya sumağı şöyle bir çay bardağıyla ıslatın. Ondan sonra suyu zaten ekşi oluyor. O suyunu da koyabilirsiniz. Aklınızda olsun. Onu o şefim süzgeçle süzebilirler. Tabii tabii, süzecekler süzgeçle zaten. O suyu elde edeceğiz sadece. Evet. Eğer o da yoksa, sumak da yoksa, nar da yoksa limon yapabilirler. Heh, bakın çözüm bitmiyor. Evet. Evet. Ya, sarmamız hazır herhalde. Şefim tamam, bu hazır. Başka bir istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Şimdi şefim biz bunu çevirelim. Bakın efendim, Sultan Hanım, Allah aşkına bir bakın. Şimdi bir dakika şöyle alacağım. Bunlar benim yaptıklarım, bunlar Derya'nın yaptıkları. Biraz büyük oldu şefim ya. Evet, bu usta biraz... olmuş şefim. O da yetişecek. Sonra bana diyorlar ki, ya Derya çok işte kızıyorsunuz. Yani ben bunları burada yaptığım, yorulmasın diye gösterdiğim, efendim burada büyükleri var. Bunlar biraz kilosu fazla olanlara göre yapıyorum Derya. Aramızda hafif kilolular varsa ondan vereceğiz efendim. Şefim, biz hemen bunu ne yapıyoruz? Ben çevireyim mi? Çeviriyoruz şöyle, erimesin. Tamam, oldu, bitti şefim. Heh, tamam. Şimdi, bakın rengi muhteşem oldu. Evet. Bunu neden böyle yapıyoruz? Buralar kalın ya. Önce o olsun, sonra maşayla çekip çekip çıkartacağız. O işlemi yapacak mıyız? Evet, yapacağız. Bakın bu püf noktası. Genelde bunu biliyorsunuz. Dışarıdan almaya çalışırız. Kırılma ve yırtılma olur. İçten içten çekecekmişiz. Bakalım, ben de göreceğim şefim, ilk defa. Şefim, zamanımız kısıtlı ya. O olana kadar... Sıkıntı yok. Daha zamanımız var. Rahat olun. Sarmaya başlayalım. Bir şeyi bir görelim. Şu gül şeklinde nasıl oluyor bir görelim. Şunu da göstereyim ben sevgili izleyiciler, bakın. Yapıyor muydunuz siz? Gerçekten davet sofralarında muhteşem oluyor şefim. Şimdi... Siz de şeye inanır mısınız, böyle yemek önce göze hitap etmeye? Evet, önce göze hitap edecek, sonra mideye hitap edecek. Şimdi davet sofrasında demişler ya, misafirler masaya bakmışlar, sunum masasına, salataya. Ha demişler, salata böyle şahane ise ne muhteşem yemekler gelecek. Salatadan belli çünkü oluyor yani. Çünkü tadına bakmadan evet, önce gözümüz doyuyor. Evet. Bunlar da kalem gibi maşallah. Şöyle gösterelim, bakın. İncecik sevgili izleyiciler. Bizim tokat sarması gibi. Bunlar da hani küçükleri çıkıyor ya içeride. Sarmanın onları değerlendirdik. Şimdi o zaman Sultan Hanım'dan şeyi bir görelim. Bu rulo şeklinde yapmak için ne yapıyoruz? Ortanın kalın kısmı alacağız herhalde. Evet. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bunu şefim buradan alıyoruz böyle. Bunları da böyle alıyoruz. Bunları da tencerenin dibine diziyoruz. Evet. Şimdi bu böyle yaptık. Buradan alıyoruz. Şöyle hemen 2 dakikada, çok koymayacağız, çok koyarsak da patlar, görünümü hoş olmaz. Dürüm yapar gibi uzunlamasına aynen yapıyorsunuz. Evet, evet şefim, aynen böyle.
süper bir teknik. Şeyle. Bu peki bir yöreye ait midir sizin bulduğunuz bir şey? Yok, hayır yöreye ait değil. Böyle. Çok güzel, vallahi harika. Böyle, şöyle yapıyoruz. Bir de hanımlarımız alırlarsa, sarma saracakları zaman şefim, marketlerde kabuskalık oluyor, olmayabiliyor. Pazarlardan alırlarsa ya da manavdan alırlarsa böyle sarmalık mı desinler? Evet, sarmalık desinler. Sarmalık olursa çok sarma çıkar. Şimdi şefim şöyle oldu. Böyle. Bence harika bir teknik. Böyle. Şimdi bir tane daha gösterelim biz izleyicilerimize. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Onu bence Derya yapsın. Derya. Acayip yapıyor. Tamam. Ama ben hiç izleyemedim mücverlerle ilgilenmekten. Şeyle. Geleyim, geleyim. Ben mücverlere bakayım. İstiyorsan sen bir tane yap. Tamam. Yoksa mücveri kurtaramayacağız. Ben izleyemedim, özür diliyorum. Rica ederim. Şöyle gösteriyoruz böyle. Tamam, tamam ben yapayım. Siz önce bir bana bakın isterseniz. Yok, yok, yok. Yo, ben tamam. Deneyeyim. Şöyle. Ben Derya'nın derdini şimdi anladım. Oraya, orayı meraktan öldü. Oraya gelmek için Allah ne verdiyse kaşık kaşık doldurmuş mücverleri. Yani bu biraz insanda meraktan. Evet meraklı olduğum doğrudur şefim. Benim ne güzelim mücverlerim gitti. Şimdi ama şöyle yapacağız. Bir saniye. Şimdi bu böyle ya. Şöyle yapıyoruz. Şöyle. Tamam kıvırayım. Aynı hani yufkadan gül böreği yapıyoruz ya. Gül böreği yapar gibi. Tamam. Aa, İnşallah dede, sen çok iyi yaparsın yapacağız. Onu. Hiç yapmadım gül böreğini şefim. Gül böreği yapar. Gözleme çok yapıyorum. Bugün Derya beni öyle bir şaşırtıyor ki hele buzdolabı temizledikten sonra çok bir güzel de oldu. Alkışlayalım gül sarması. Derya Hanım yaptı. Çok teşekkürler. Şimdi bir tane daha yapın isterseniz Derya Hanım. Tamam, izleyicilerimiz görsün. Bunu da siz kesin. Şöyle. Nereden şuradan. Kesin? Onu şu. Şöyle. Şu kalın ben yeri. Ben göstereyim size. Şöyle. Bunu da buradan. Hah, orayı çıkartıyoruz. Tamam, tamam. Sonra nasıl? Bunu şöyle çeviriyoruz. Tamam. Hemen. Şuradan şöyle başlıyorum. Evet. Alayım değil mi? Elimi alabilirim. Şöyle. Hı evet. Aynen. Gül Hanım isterseniz çiğ böreğe de geçebiliriz yavaş yavaş. Hemen. Şunu hemen yapıyorum. Şefim yaprakları alalım mı? Çıkartayım onları. Evet. Yalnız soğuk su dolu kabı Ben onu size soğuturken isterseniz siz çiğ böreğinin içinin malzemesini, tarifini verelim. Ben onları size soğutup getiriyorum. Tamam. Bunun içine soğuk suyu koyup buradan çıkartıp şöyle. Önce lahanayı soğutayım mı ben? Yok. Şöyle çıkartalım şefim. Tamam. İzleyicilerimiz görmüş oldular. Yani bu iş bana kaldı. Şefim şöyle. Çileğinizi yakmak. Bence var ya bir şey söyleyeyim. Muhteşem bir püf noktası. Böyle. Siz biliyor muydunuz? Böyle. Şimdi, yalnız bakın ben bir hata yaptım. Hemen onu da söyleyeyim. Katman yaprağına göre yani alttan çekmeyin yoksa çıkartamazsınız benim gibi. Ben bunu halledeyim efendim. Tamam şefim. Vallahi iyi fikirmiş. Ben de bunu yaptım. Hemen koyuyorum. Hayret Derya küçük yapmışsın. Senin mücvere ben bakayım hemen. Ben hallettim. Küçük yaptım. Onları benimkilere ayrı koyalım efendim. O zaman şuradan bir tane daha çıkar şefim. Ben iyice sıyırıyorum. Ha şimdi oradan bana laf mı atıyorsun yani israf ediyorsun diye. Ben zaten sıyıracaktım. Sultan Hanım bana lahanaları çıkartır mısın deyince geldim. Tamam. Vallahi bir şey söyleyeyim. Ben şu fikre çok bayıldım. Yapıyor muydunuz? Bilen var mıydı? O zaman Sultan Hanım'a bir teşekkür alkışlayalım. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.